10 geçiyor. Hemen okulda giyeceklerimi seçelim. Bugün istediğim gibi giyinebiliyorum çünkü hocaların verdiği izinlere göre bugün güzel giyinebiliyorum. Şu an hala sabah sesimdeyim. O yüzden çok konuşmak istemedim sizde yüzümü vesaire yıkıyorken. Hazırım. Parfümümü sıkıyorum. Oh, çok güzel oldu. Hazırım. Yani şu an okula geçiyoruz. Ben de o sırada kahvaltımı ediyorum. O zaman okulda görüşürüz. Gelmiş bulunmaktayız. Mersin'i okuduk. Şu an sınıftayız. İnsancıklarla birlikte. Birazcık soğuk. Azıcık üşüdüm. Bugün sahne dersimiz var. Ondan sonra kültür derslerimiz var. Beraber ilerleyeceğiz işte. Dersimiz bitti. Şu an okulun bahçesindeyim. Size biraz bahçeyi turlatayım. Böyle çok uykum var. Ama olsun. Bahçeyi turlayalım birlikte. Dersten çıktık. Şu an okulun lavabosundayım. Bu arada böyle giyindim. Size göstermeyi unuttum ama içimde dümdüz siyah bir crop var. Ve ceketim var. Bunu da beraber alışveriş blogunda almıştık. 10 dakikalık teneffüs. Ondan sonra yine derse gireceğiz. Sahne dersimiz var. Sahne çalışması yapıyoruz. Bunlar gelince yarım kaldı. Sahne çalışması yapıyoruz. Şimdi sınıftan suyumu almaya geldim. Biz derse gidiyoruz. Sonra yine görüşürüz. Öpüyorum sizi. Arasındayız. Bakın koyuyorum Lehir'in bacağına. Kanka dur. Size kombin. Ayakkabıyı da göster. Lehir şöyle tut lütfen. Hızlı hızlı tut. Tut kanka lo. Hadi hadi. Tamamdır yeterli. Evet. Bugün böyle giyindim. Bence çok güzel giyindiğimi düşünüyorum. Müzik bölümü şu an müzik stüdyolarında müzik yapıyorlar. Biz de şu an bahçede dolaşıyoruz. Yaklaşık işte bir saat bir öğle aramız var. Takılıyoruz öyle boş boş duruyoruz. Ondan sonra yine edebiyat dersimiz var. Test çözüyoruz. Gördünüz zaten. Ondan sonra İngilizce dersimiz var. Sonra herhalde bir şeyler daha var. Öyle yani arkadaşlar. Canım arkadaşım Behiç. Ne çekiyoruz? Gerçekten çekiyoruz ama. Harbi mi? Evet. Merhabalar. Evet, merhabalar. Geçen sene kamp atışında Beş'le sevgiliye oynamıştık. Aynen. Hep sevgiliye oynuyoruz. Hep sevgiliye oynuyoruz Beş'le. Bu sene de Harpagon ve... Bu sene de o bana aşığı oynuyor. Evet. Ben ona aşık değilim. Ben onun kankasının. Kankamın değil onun. Çocuğunun. Gerçek hayattaki kankasının. Yani ama onun oğlunun sevgilisiyim. Ama o da beni seviyor. Aynen. Bayağı no no business arkadaşlar. Değil mi? Evet. Evet arkadaşlar, bahçemizde turlayalım. Hep iki adam. Nasıl geldi oraya? Evet. Ne vurdun? Zeynep doğum günde 73 Vogue sorusu. Evet. Evet. Zeynep Hanım, en sevdiğiniz renk nedir? Mavi. Mavi, güzel. Sizi renk tutmuş. Okul hakkında ne düşünüyorsunuz? Okulumu çok seviyorum. Evet, en sevdiğiniz... Ya da en ilgilendiğiniz kültür dersi nedir? Yok. Tamam. Kullanmıyoruz. Kullanmıyorum. En sevdiğiniz ve ilgilendiğiniz alan dersi? Sahne. Tamamdır. soru gelmiyoruz. Evet. Aklıma şey geldi. Soru gelmiyor. Güzel şu an. Tamam. En sevdiğiniz çiçek türü nedir? En sevdiğim çiçek türü lavantadır. Lavanta. Ve orkideler ve papatya. Vay çok güzel. Bence yürümeye devam edelim. Bence de yürümeliyiz. Hem de okulu yürüyelim. Göstermiş oluruz. En sevdiğiniz spor nedir? Pilates yapıyorum. Bunun dışında yüzmeyi çok seviyorum. Tenis oynamayı çok seviyorum. Ata binmeyi de çok seviyorum. Vay canına Zeynep Hanım her şeyi yapıyor. Evet.
Tamam, şuraya geçelim. Hemen. Spor dışında ilgilendiğiniz hobiler veya okul dışında yaptığınız şeyler nelerdir? Dans ediyorum profesyonel olarak. Aynı zamanda bir dansçıyım. Bunun dışında enstrüman eğitimi alıyorum. Öyle yani. Ne güzel. Peki hayvan, evcil hayvanınız var mı? Evet, iki tane kedim var. Biri Alex, biri Kaju. Vay canına, ne güzel isimler. Peki bu isimleri nasıl koydunuz? Kaju'yu annem koydu, çok sevdiği bir çerez olduğu için. Kediyi de çerez manasında gördü herhalde, bilmiyorum artık. Alex'te Souza var, babamın favori futbolcusu. İkinci bir kediyi fazla olacağını düşündüğü için Alex adını koyduk ki vazgeçemesin. Öyle de oldu. Ne güzel. Peki en sevdiğiniz bir başka hayvan var mı? Böyle siz kediniz varmış. Ben rakunları çok severim. Rakun. Tembel hayvanları çok severim, atları çok severim. Yani genel olarak çoğu hayvanı seviyorum. Sadece örümcek fobim var. Ve böceklerden hoşlanmıyorum. Tamamdır. 10 yıl içerisinde kendinizi nerede görüyorsunuz? 10 yıl içerisinde kendimi burada söylemek istemiyorum şu an. 10 yıl sonra görüşürüz. Görüşürüz diyor ve bu soru cevap şeyini sonlandırıyoruz burada. Görüşürüz. Çok teşekkürler. Ben okuldan çıktığımı söylemeyi unuttum size. Ben bir kursa geldim. Şu an tabii markete geldik. Bir şeyler alıştırmak için bir şeyler alacağım. Annem de yanımda. Anne merhaba de. Kursum başlayacak. Ve aynı zamanda bugün pilatesim var. Birlikte kursumdan sonra pilatesime gideceğiz. Hatta size de orada hızlı çekimde çekmeye çalışacağım. Akşam sizle birlikte günümün nasıl geçtiğini değerlendirmek istiyorum. Bence güzel olur. Marketten yiyecek bir şeyler almaya gitmekteyim. Bye bye. Kurstan çıktım. Şu an pilatese doğru gidiyorum. Sizle pilateste görüşelim. Şu an pilatese geldim. Workout outfit'im bu. Bu arada pilates yapmayı gerçekten çok seviyorum. Yeni yüzümü yıkadım o yüzden birazdan dersim başlayacak. Bir saat boyunca spor yapacağız. Ondan sonra artık eve geçeceğiz. Evde yemek yiyeceğim çünkü acıktım. Sonra kitap okuyacağız ve akşam sizle birlikte konuşacağız. Eğer zamanım olursa dizi veya bir film izlemeyi düşünüyorum. Onun dışında ezber yapacağız. Evet. Şu an birazcık burada takılıyoruz. Bakın size turlatayım. Bizim aletlerimiz, bakın, bu reformer, bu da Cadillac. Wow. Günlük vlog çok istiyordunuz. Şu an bence çok mutlusunuz diye düşünüyorum. Bu arada ben de çektiğim için mutluyum çünkü çok eğlenceli gidiyor. Evet. Bütün spor salonu benim şu an. Soruyordunuz bana Zeynep hangi sporu yapıyorsun tarzı. Ben pilates yapıyorum arkadaşlar. 2 sene falan olacak. Ve en sevdiğim spor türümü deyim artık. Yani gerçekten de öyle bu arada. Evet. Ah bakın. Günlük vlog şakaları. Cildim bu aralar birazcık atakta. Yani birazcık bozuldu. Hem beslenme düzenine, işte okul düzenine alışma vesaire. Azıcık sivilcelendim. Ama sıkıntı değil. Geçerler. İllaki geçecekler. Şu an tam yaşımdayım. O yüzden yaşımda çıkması bence daha güzel. Evet. Güneşi bulmuşken de çekeyim ve konuşayım dedim bu arada. Bugün okulda sahne derslerimiz vardı daha çok. 4 ders sahne çalıştık. Sonra edebiyat dersimiz vardı. Test çözdük. Ondan sonra İngilizce vardı. İngilizce dersinde de makale okuduk ve makale üstünden işte bir worksheet doldurduk. Sonra ben kursuma gittim ve şu anda pilatesteyim. Yani bayağı hiç sıfır boşluklu bir gündü benim için. Bunun dışında okulumuzda yeni bir proje çıkarmayı düşünüyorum. Onun için bütün teneffüslerde bunu düşündüm arkadaşlarımla. İşte ne yapabiliriz, ne yapsak acaba, şarkıyı ne yapabilirim falan tarzı. Projeyi ben çıkaracağım, ben yöneteceğim. Oynamayı da düşünüyorum.
yani dediğim gibi bu sene benim için birazcık kreatif açılarımı geliştirdiğim bir sene olmasını istiyorum. O yüzden birazcık yoğun geçiyor. Daha da yoğunlaşacak gibi duruyor. Ama çok mutluyum şu an. Gerçekten çok mutluyum. Şu an beklerken de mutluyum. Evime geldim. Elimi yüzümü yıkadım. Saçımı topladım. Şimdi okul çantamı boşaltacağım. Ondan sonra öyle yani. Evet. Let's go. Arkadaşlar çantamdan pet şişe, dosyamız, edebiyat kitabı, tiyatro kitabım, kalem kutum, parfümüm çıktı. Yani bunlar vardı çantamda. Bunun dışında bakıyorum boşaltılacak bir şey var mı? Yok gibi duruyor arkadaşlar. Okul çantamı boşalttım. Şimdi ders programına baktım. Yarın matematik, din, kültür derslerini söylüyorum. Matematik, din, İngilizce var. O yüzden defterimi alıyorum. Bunun dışında koro için dosyamı aldım. Ve şan dersimiz var. O kitabımızı da aldık mı? Bunun dışında ekstra tiyatro kitabımı atıyorum içine. Ve kalem kutum. Bitti. Okul çantam yarın için hazır arkadaşlar. Bu kadar basitti. Ben genelde akşamdan hazırlıyorum. Çünkü sonra hani bir şeyleri unutunca böyle hoşuma gitmiyor. Bir de sabah o stresle yani daha çok uyumayı tercih ederim. Daha geç kalkmayı tercih ederim. O yüzden geceden hazırlamak bence daha mantıklı bir seçim. Biz bir rahat ev kombinine bürünelim bence artık. Geldim. Evet. Çok rahat oldum şu an gerçekten. Böyle bir ev kombini arkadaşlar. Yes! Ben çok acıktım. Yemek yiyelim bence. Bence yemek yemeliyiz. Saat kaç? Saat 6.49. Yemek yemek için gayet iyi bir saat. Hadi yemek yiyelim. Yemeğimin güzelliğine. Spor sonrası protein alıyorum ve yanında da sebzem var. Büyük bir ihtimalle tek tabakla doymayıp ikinci tabağı da alacağım. Ama şu an için tek tabakla idare ediyor gibiyiz. Fakat asla doyacağımı düşünmüyorum arkadaşlar. Bu arada biliyor musunuz bilmiyorum. Bunu hiç anlattım mı? Acı biber manyağıyım. Yani nerede acı orada ben. Iris? Muhabbeti döndü Iris'in kendini kedi sanması hakkında. Neden bir anda öyle oldu bilmiyorum. Neyse arkadaşlar her şeye acı döktüm. Birlikte yiyeceğiz bunu. Çok acıktım bu arada gerçekten. Bugün yorucu bir gündü. Bunu konuşacağız zaten sizle. Ben yemeğimi yiyeyim. Ondan sonra ben yemek yemeye gidiyorum. Ben açken birazcık ben değilim. O yüzden ben yemek yiyorum. Yedim. Odama geldim. Azıcık dinleneceğim. Ondan sonra yapmam gereken şeyleri yapmaya başlayacağım. Ajandamı çıkardım. Şimdi. Bugün pazartesiydi. Kursum ve pilatesime gittim. Kattım. Tablo seçecektim. Çıktı alacaktım. Evet. Etüt çalışması yani. Projemi müziğini yaptım. Hem tekno hem klasik müzik. Farklı bir şeyler yapacağım ve gerçekten güzel olacağını düşünüyorum. Eğer siz de izleyebilirseniz sizin de gelip izlemenizi çok isterim. İlk defa bir proje yöneteceğim ve kendim çıkaracağım. Çok heyecanlıyım o yüzden. Ama güzel olacağını hissediyorum. Yani şarkısı ve yani müziğim çok güzel oldu. Şu an bayağı enerjim geldi yerine. Evet. Bu arada saat şu an 9. Saatim geldi.
birlikte cilt bakımı yapıyoruz. Ondan sonra benden bugünlük bu kadar. Umarım günlük vlogumu sevmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Ve bildirim çanını açın. Bay bay.